Merhaba, ben Doktor Ali Canlıer. Kore'nin Kore Yavuşetik adlı firmasında çalışmaktayım. Size şimdi ürünlerimiz hakkında bir tanıtım yapacağım. İlk önce su geçirmez yama diyelim. Gemilerde oluşan delikler, kaza veya işte bir saldırı sonrasında oluşan delikleri kapatıp geminin batmasını önlemek için geliştirdiğimiz kalp diyebiliriz. Su geçirmez yamalar, yama olarak adlandırıyor. Bunlar küçük bir yamalarda bu şekilde. Güçlü magnetler var, süper magnetlerle işlenmiş etrafında böyle bir şey var. Onun için metal yüzeylere çok güçlü bir şekilde bağlanıyor ve plastik. Tabii ki burada çelik bir plak olan da var. Çelik plak olan da yapıştırdıktan sonra bu delikleri kapattıktan sonra arkadan kaynaklı yapabiliriz ve kalıcı bir önlem almış oluyor. Geminin batmasını önlüyor. Ve bu o kadar güçlü ki yani seyahat 20-25 knot hızla hareket etmesine rağmen çıkmıyor. Yani özellikle dışarıdan uygulanmak üzere geliştirilmiş ama içeriden uygulanacak bazı diğer ürünlerimiz de var. Sıradaki ürünümüz denizlerdeki çok mu? Sıradaki ürünümüz de denizlerdeki kirlenmeyi önlemek için geliştirilmiş bir şey. Yağ petrol tankerleri vesaire gemiler battığı zaman veya sadece deposunda bulunan tank içindeki petrol vesaire deniz için kirlilik sebebi olabileceği için bunun çıkarılmasın. Devletler de çok önem veriyor buna. Tabii çevre için de önemli bir şey. Bu yağ nasıl çıkarılacak? Onun için şimdiye kadar kullanılan sisteme göre iki adet delik açmak gerekiyor. Birisinden böyle su göndererek suyun verdiği basınçla ve yine çekme yağı, içerideki petrolü çekmek gerekir. İki adet delik daha fazla zaman alıyor. Bunu biraz daha tasarruf sağlamak için tek bir delik açarak ve iki katlı silindir kullanarak yeni bir sistem geliştirdik. Bu sisteme göre dışarıdaki silindirden, dışarıdaki boşluktan havaya, kompresörle hava göndererek içerideki silindirden merkezden ise yağı çekebiliyoruz. Yani çekmek değil de bunu havanın basıncıyla itmiş oluyoruz. Ya yani burada sadece su kullanılır. Tabii ki hava da kullanılır ama sistem burada tek hale geçirilmiş ve onun sınırlaması yok. Yani delik alttan veya her yerden açılabiliyor. Neden? Çünkü hava gönderdiğim zaman hava zaten yağdan, petrolden hafif olduğu için yukarı çıkacak ve petrolü, yağı her neyse onu itmeye sebep olacak. Onun için çıkarabiliriz. Bu ikinci ürünümüz son olarak da gemilerde accommodation ladder dediğimiz yandan indirilen, sallandırılan bir merdiven sistemi var biliyorsunuz. Yolcu veya pilotun geçmesi için kullanılan, işçilerin geçmesi için kullanılan. Yani aşağı yarıya kadar veya belli bir seviyeye kadar indiriliyor ama onu sallanarak üzerinden geçenleri düşürme tehlikesi var. Onu sabitlemek için şimdi sol at ve ayağının değişik kurallar var. Bunu sabitlemek için geliştirilmiş bir kalıcı güçlü bir magnet sistemi. Birisi elle idare edilen, manuel, diğerisi otomatik yapılan kullanılan sistem. Otomatikte hava kompresörüyle on off, açıp kapatma sağlanıyor. Burada elle. Bu şekilde açtık şu an serbest aldığım magnet sistemi açık hale getirdiğimiz zaman güçlü bir magnet sistemiyle bu akomodasyon merdiveni çok güçlü bir şekilde buraya sabitlenmiş oluyor. Yani bunu dediğimiz gibi aşağı inerek sabitlerek ya da yapabiliriz ya da uzaktan hava kompresörüyle açılma kapatma şeklinde yapabiliriz. Onun için aşağı inmesine kadar gerek yok. Açık kapatma için aşağı inmesine gerek yok. Aynı benzer konseptten pilot merdivenin içinde ben iki tane yine iOS, IOM'de kurasın kararlara göre kullanılması gereken bazı güvenlik önlemleri var. Onun için Meksikos'un ürünümüz yine benzer bir şekilde. Manuelde otomatik olarak uzaktan hava kompresörüyle kapatılabilen magnet sistemi. Bu elle yapılan veya sadece uzaktan kumanda olarak herhangi bir türlü kullanılabilir, fark etmez. Bunda yine benzer bir şekilde çok basit bir açma kapatma yolu var. Burada kolu çevirdiğim zaman manyak şu an işlemiyor. Çevirdiğim zaman etkili hale geliyor ve gördüğünüz gibi çok güçlü bir şekilde sabitlemiş oluyor ve pilotun güvenliği sağlanmış oluyor. Tabii bu oligo şimdi.